Hapşırdı. Evet. Belki de sadece alerjidir. Dalağı büyümüş, ateşi var. Alerji olamaz. 10.000 enfeksiyondan herhangi biri olabilir. Enfeksiyonu geçtim, basit bir soğuk algınlığı bile olsa... eğer nakli yaparsak abiyi öldürürüz. Ne kadar vaktimiz var? Radyoterapi verdik. Bağışıklık sistemi yok artık. Steril odada 4 gün. Hadi 5. Bunu bu kadar çabuk çözmemiz mümkün değil. Başka bir donör bulmamız lazım. Bu kadar kısa zamanda 6'da 6 donör bulamayız. Dolap dene nerede? Hı? Hocam Allah kabul etsin. İnanmayacaksın ama Orhan Hoca da senin gibi bir çocuk öldürdü. Henüz ölmedi. 5 gün be hocam, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Anlamayacaksın bile nasıl geçtiğini. Etraflıca düşünmemiş çocuğa nükleer bombayı atmadan önce. Eğer tamamsa işimize dönebilirsek diyorum ki... Donör olan kardeşe geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Geniş spektrumlu antibiyotik harika fikir. Eğer sadece bir çocuğu kurtarmak istiyorsak müthiş fikir. Geniş spektrumlu antibiyotiğin etki etmesi en az 1 hafta sürer. Bize dar spektrumlu antibiyotik lazım. Kaç, en fazla kaç günü kalmıştı? 5. 5. Bebek kaç yaşında? Bebek değil hocam. Mete 10 yaşında, abisi de 14. Bebek benim köpeğim, bana laf çekiyor. 17. Neden? Maşallah. Kaç? 109 falan etmiyor mu insan yaşıyla? Ne yapıyor, hala yaşıyor, ne gerek var? Orhan Hoca'nın köpeğini konuştuktan sonra 5 gün -30 saniyemiz var. Bütün testleri yapmak lazım. Parazitler, dışkı örnekleri, antikor testleri. Kampanella olası tüm enfeksiyon testleri için negatif. Neden? Çünkü enfeksiyon belli belirsiz. Şimdi test yapmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Kanda bulsak bulsak ne buluruz? Sadece saman buluruz. Bize iğne lazım. Capito? Anlamadınız. Şöyle anlatayım. Donörü daha da fazla hasta edeceğiz. Hocam, donduracağız onu. Islatacağız. Bağışıklık sistemini çökerteceğiz. Ondan sonra bir bakacağız. Aa, samanlıkta bulabileceğimiz kadar büyük koskoca bir yorgan iğnemiz var. Hocam, onu daha da hasta edersek enfeksiyonun tüm vücuduna dağılma riskini arttırmış oluruz ama. Olsun. Yeter ki enfeksiyonun ne olduğunu bulalım. Gerisi kolay, tedavisi kolay. Her zaman yaptığımız şeyi yapmamız lazım. Çocuğun evine gidelim, enfeksiyon kaynağını araştıralım. Zaman kaybı. Sen enfeksiyonun evde olduğunu düşünüyorsun, ben hastada olduğunu düşünüyorum. Çocuğu bilerek hasta etmek daha mı güvenli? Git, tamam. Çıkmıyor muyuz? Benim kısa bir işim var. İstersen dışarıda buluşalım. İşin var? Özel bir iş mi? Yok. Gel istersen. Olur, geleyim. Bizimle ne hakkında konuşacaklar? Ateş Hoca ve Orhan Hoca nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceğimizi anlatacaklar size. Herhangi bir çözümünüz var mı? Yani tam nakil aşamasında böyle bir enfeksiyon çok büyük bir sorun değil mi? Birazdan bütün sorularınıza yanıt alacaksınız. Merak etmeyin lütfen. Merhabalar. Mehmet Ali Çağlar ben. Çocuklarınıza bakan doktorlardan biriyim. Merhaba. Oğlunuzdaki enfeksiyonun dış etkenlere bağlı olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden evinizde bir arama yapmak istiyoruz. Ha. Her zaman yaptığınız bir uygulama mı? Yoksa şüphelenmemizi gerektiren bir sebep? Gerekli gördüğümüz durumlarda yaptığımız rutin bir uygulama. Bunu bütün hastalarımız için uygulamaya çalışıyoruz. Doğru. Mümkünse evinizin anahtarlarını alabilir miyim? Çantamı getireyim. Ne
neden böyle bir şey yaptın? Hastalara evlerine gireceğimizi söylemiyoruz. Neden söylemiyoruz? Çünkü bizden en ufak bir ayrıntıyı bile gizlemelerini istemiyoruz. Yani haklı gerekçelerimiz var. Sence şu anda bizden önce eve gidebilirler mi? Tabii ki hayır Mehmet'leri. Ben ama artık doğru olanı yapmak istiyorum. Hastalar için de doğrusu bu. Madem özel hayatlarını kurcalıyoruz, ne halt ettiğimizi bilsinler. Bak, ben bu yaptığın yanlış ya da mantıksız demek istemiyorum. Sadece bunu hekim olma sorabilirdik diyorum. Söylemek istediğimi anlamıyorsan sorduğumu varsay. Mutfak, banyo temiz. Çocuklar ne varsa buradan kapmamış. Bakalım mı? Olur. Hekimoğlu evde bir şey bulamayacağımızı düşünüyordu. Niye geldin benimle? Geçen hafta olanları düşündüm. Halletmeye çalışıyorum. Sence dava açarlar mı? Sanmıyorum. Bir tek anneannesiyle dedesi vardı. Çok yakın değillermiş. Bu iyi. Yani senin için. Eğer dava açsalardı bu olayı geride bırakman çok daha zorlaşırdı. Sen geride bırakabildin mi? Hayır. Sabah uyandım ve kızın hastaneye ilk geldiğinde ne giydiğini hatırlayamadım. Hafızadan siliniyorlar. Geçen hafta kızı öldürdüm ve ne giydiğini hatırlamıyorum. Ben uyanıp onu düşünmediğim her güne şükrediyorum. Ben senin gibi değilim. Sen babanın ölümü dikkatini dağıttığı için hastanı öldürdün. Ben hesaplanmış bir karar verdim. Sen insan gibi davrandın, bense Hekimoğlu gibi. Toprakta maya mantarı olabilir. Ya da strongyloides. Akciğer bulguları yok. Solunumu düzenli ve rahat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.